Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve karşınızda yeni Gangplank. Evet, geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Gangplank üzerinde rework dediğimiz yenileme çalışmaları zaten konuşuluyordu. Bugün PB'ye, aslında bugün değil dün gece ama oynanabilir değildi, PB'ye geldi. Ondan sonrasında bir baktım PB'de oynanabilir değil Gangplank, oynayamıyoruz. Ben de bugünü bekledim. Bugün bakalım bir üst koridorda Gangplank oynayabildim sonunda. Çünkü şu anda herkes PB'de oynayan herkes en hızlı şekilde Gangplank'i kitleyip üst koridora gitmeye çalışıyor açıkçası. Ben de bu sefer başarabildim. Şu şekilde. Karşımda sanırım Vayne var bu arada. Işından almıştı. Aynen. Şimdi Gangplank'in yeteneklerinde belirli güçlendirmeler yapıldı ve E yeteneği de tamamen değişti. Bu yeteneklerin detaylı bir şekilde anlattığım bir ön inceleme videosu var. Kısa bir video. Ona bakabilirsiniz. Zaten aşağıda açıklama bölümünde de link bulunuyor. Oradan o şekilde bakabilirsiniz. Şimdi pasifinde bir değişiklik var. Düz vuruş yaptığımızda bir şampiyona, şu herife misal yapalım. Şöyle hop. Düz vuruş yapmadık tabi. Düz vuruş yapmamız lazım. Yapamadım bir türlü. Şöyle önceden Q yeteneğimizde de çalışıyordu. Düz vuruş yaptığımızda hem biz hızlanıyoruz hem adama gerçek hasar geliyor zaman içerisinde. Karşımda Vayne olmasa bu konuda biraz rahatsız edici oldu. Pasifi pek çalıştıramayacağım. Şimdi bu şampiyonun gümüş neydi? Gümüş. Bakacağım bir saniye. Evet. Daha adı yok. Şu anda görüyorsunuz. Gangplank'in bir parası var. Silver Serpent diye geçiyor. Ben direkt olarak mesela şu para altın ya. Ona da ben gümüş diyeceğim açıkçası. Gümüş kasıyor Gangplank. Bu gümüşü nasıl kasıyor? Evet, yeteneklerin açıklamaları da Türkçe'ye daha çevrilmemiş şu anda gördüğünüz gibi. İngilizce'de bunlar bulunuyor. Gümüş kasıyor. Bu gümüşleri kastıkça da ne yaptığını söyleyeyim. Oo, arabayı alamamam üzücü oldu. Ultisini geliştiriyor abi. Belli sayılarda gümüş kastıkça marketten ulti geliştirmek için böyle güçlendirmeler satın alabiliyoruz. Şu anda mesela 16 gümüşümüz var. Pasif olarak gözüküyor kenarda. EQ fullleyeceğiz. Oho, racon kesmem kafa keserim. Kurtlar Vadisi akar. Evet, Xin Zhao geliyor sanırım. İşaret verdi buraya ama ben de deli gibi bir ping olduğunu biliyor mu bilmiyorum açıkçası. Evet, şu anda öldürebiliriz bunu. Ama öldüremedik sanırım. Vurmaya gelirse Q düz vuruş tutuştur yapabilirim ama. Şöyle. Görüyorsunuz zaten adamın yandığı animasyonda gözüküyor orada. Gerçek hasar görüyor bu arada. Pasifinin yenilenmiş halinde. Ama bir bekleme süresi var. Bunun bekleme süresi var. Öncekinde yoktu. E yeteneğinde böyle tam anlamıyla bir değişiklik var diyebiliriz. Bu arada bu ne yaptı bilmiyorum ama. Şöyle yapalım. Şu anda bu arada yeni portakalı W'su yine aynı işlevi görüyor ama eksik canı oranla daha fazla dolduruyor canımızı. Canımız ne kadar eksikse yani W bastığımızda o kadar daha çok can doluyor. Bu da güzel bir özellik. Ben şunu almayı çok seviyorum Gangplank'e. Neden derseniz Q ile son vuruş yapınca ekstra altın kazanıyor Gangplank biliyorsunuz. Bir de bununla ekstra da 2 altınlı yanlış hatırlamıyorsam aynen. Olunca böyle zenginlik ya. Acayip zenginlik yani. Şöyle Q'yu fullleyelim. Ultinin geliştirmelerinden bahsedeyim. Kısa kısa bahsedeceğim. Zaten yazmamışlar ama ultinin geliştirmeleri şu şekilde 3 tane. Üçü de 500'er gümüş fiyata sahip. Bayağı zor yani ultiyi geliştirmek için toplamamız gereken para. Şu anda 6 dakika geçti neredeyse oyunda ve 40 gümüş toplayabildik henüz. Bu arada kendimi de eşyaların üzerine koymuşum. Onu biraz düzelteyim. Tamamdır. Şu anda daha iyi olması lazım. Çok bir görüş kısıtlığı yoktu ama olsun. Daha güzel duracak. Bir şekilde ayarladım. Şu kadarcık aklı olan
Ben Bu de arada kanka. Pasif'in yalnızca şampiyonlarda çalıştığını söylemişsem eğer, öyle bir şey yok. Ki sanırım söyledim böyle bir şey. Öyle bir şey yok şu anda. Minyonlarda da Ya ekstra bakacağız, yürüme hızını aldığımızı bakacağız. görüyoruz. Bunun bir bekleme süresi olduğunu da, zaten şampiyonu ben de ikinci kez oynuyorum, yeni fark ettim. Öncesinde orman oynamıştım. Ormanda çok efektif olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. Şu varilleri göstereyim. Bir tane varil koyduk mesela. Bunu karşıdan birisi de patlatabiliyor, bizden birisi. Muhtemelen Vayne birazdan gelip Vurulmasa da patlatacaktır, kaçırma biliyorsa eğer olmaz. olayı. Şimdi bu varilleri biz şöyle birbirleri bağlantılı halde koyabiliyoruz, dizebiliyoruz. Orası sizin yaratıcılığınıza kalmış tabii. Team Avantları gibi artık nereye dizerseniz oraya. Şöyle mesela ben buradan bunu patlattığımda adam şu an çakallık yaptı ve aradaki varili kırdı. 16'ını alıyor bu arada o kestiğinde ve patlamıyor. Sonra Bunu biz konuşuruz. kestiğimizde patlattığımızda alan hasarı çıkartıyor. Şu şekilde bol bol minyon kesmeye devam ediyoruz. Bu arada mini haritadan eğer Miss Fortune'un simgesine dikkatli bakarsanız etrafı kesilmemiş kare bir tane simge olduğunu anlarsınız. Benim de şu an dikkatimi çekti. Aşağıya Sen ulti atabilirim gibi aslında ya. öl ya da köpek gibi öl. Pat. Aramızda Gangplank hayranları vardır. Çok fazla Gangplank oynamayı seven ve çok fazla oynayan kişiler vardı ve attı ulti. La Ölmedi mi? Canımı veririm, Vay gemimi arkadaş. vermem. Kimseyi alamadık mı orada ya? Oo, asist aldım bir tane. Güzel güzel. I like this. Kılıcındaki Şey kan ölmedi ya lan. kadar saygı görürsün. Usta iyi. 95 gümüşümüz var. Bu arada şöyle bir durum var. En sevdiğim, açıkçası en çok sevdiğim özellik. Gangplank'te artık Q ile minyona son vuruş yaptığımızda pat, Kılıcı o saplanan manası geri varilden doluyor. tasa En kalmaz. sevdiğim özellik diyebilirim şu anda Gangplank'te açıkçası. Çünkü hani Gangplank'te motor gibi para kasmayı seven bir sürü insan vardır. Ben çok severim açıkçası. Bu şekilde manamızın geri dolması güzel bir şey. %100 dolmuyor bu arada. Şöyle de göstereyim. Gösteremiyorum, evet. Yüzde kaç doluyor bilmiyorum. Yüzdeye vuramayacağım ama Böyle bir şu an çocuğu sen 200'den yoksan kimin 156'ya vurdu mu? 45 gitti. 30 geri geldi şeklinde. Yani %66 civarı bir Aşağı şeyi kesin. geri doluyor diyebiliriz mananın. Bu bile iyi bir şey. Bayağı iyi bir şey. Bayağı iyi bir şey yani. Hesap soracağım. Toplam olarak son Korkularından vuruş başka bir yaparsak şeyleri yalnızca Q kalmamış. yeteneğimizde bayağı bir bol bol daha fazladan Q atabilmiş olacağız aynı manayla. Şöyle hop. Şampiyonu dürtmek umurumda değil şu anda. Ben zengin olmak istiyorum. 1300 paramız var. Statik için ne kadar gerekiyor? 1600 sanırım. Bakarız şimdi, şu arabayı keseyim de. Şu an 165 bu arada gümüşümüz oldu. Ormanda gerçekten çok daha yavaş. 1700'müş bu arada. Ormanda ben 175 gümüşe Kılıcı 20. saplanan dakikalarda varilden anca tasa ulaşabilmiştim. Çünkü kalmaz. ormanda son vuruş, Q ile son vuruş yapabileceğiniz minyon sayısı kısıtlı biliyorsunuz. Ondan Askere. dolayı sıkıntı yaşıyor. Burada adam yok bu arada. Nerede bilmiyorum ama. Hiçbir şeyi şansa Ha, bırakma. çalda bekliyormuş. Yani mesela mavi alıyorsunuz diyelim. Gemimi batırmak Yani için beni küçüklere her öldürmelerin birine lazım. tek tek Q atsanız bile yine de az yani. Son vuruşu öyle yapsanız bile. Ha, bu adam şu an bana saldırıyor. Ezreal'dan başarısız bir ulti geldi. Abi ne yaptın? Kılıcındaki kan kadar saygı görürsün. Güzel, güzel. Dal buna dal. Varil yerleştirelim şöyle. Bu varillerin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Görüş vermesi. O yeah, minyonlar OP. Bambaşka. Güle güle adamım. Aşağılık pislik. Hadi minyonlar. Aman tanrım ya, tek attı. Yapabileceğim
Tek ya deneyebileceğim tek şey vardı. Eksik canı oranlı canlı dolduracağı için bol bol canlı doldurup minyonları adamı kestirtmek, ama Q'sundan tek yiyeceğimi hesaba katmadım açıkçası. Bayağı iyi vurdu. Kaç vurmuş? Gerçi bayağı da iyi vurmamış bizim canımıza. Yani 174 vurmuş Q'su. Bir tane çarık alalım. Şöyle ayakkabıyı bekleme süresinde azalma alınabilir. Rakibe göre değişir tabii bu. Ben şu anda Ninja Tabi'ye doğru gidiş yapacağım. Ayakkabımda. Oo, AMK kılıcı aldı adam. Bu arada şöyle bir durum var. Artık canımız ve manamız herhangi manamız fullse mana potu karanlık oluyor. Canımız fullse de can potu karanlık oluyor. Yani basılamaz olduğunu böyle bas bas belli ediyorlar. Bekleme süresi çok yüksek ama. 160-170 saniye civarı bir şey bekleme süresi ultinin. Küresel bir ulti olduğu için yüksek olması doğal ama yine de üzücü. Bir tane daha vurayım şöyle. Pat. En güzel şey işte Gangplank'te. Patır patır adamı dövme keyfi. Hiçbir şey atmıyorsun. Sadece Q atarak. Ne kadar güzel. Lag girdi lan. Vayne kesin buradadır ha. Değilmiş. Burada. Vallahi burada. Adam çalıda beklemeyi seviyor ama o kadar can da beklenmez. Aman tanrım ya. Report you. I am AFK and you killing me. Yazdı Vayne bana. Burada bu arada gerçekten çok ileri seviye İngilizce görebiliyorsunuz. Aynı Vayne'in İngilizce seviyesi gibi baya baya ileri seviye İngilizcelere şahitlik edebilirsiniz. PB sunucusunda ara ara. Eğer Ruslu bir çocuk olursanız. Minik minik görüş veriyor. Hani görüş vermesi bayağı iyi bir durum. Ama bir canı var işte. Kendi kendini imha ediyor bir cana kadar. Kaç oldu? 281 oldu 13. dakikada. Ormanda oynadığımda dediğim gibi bayağı bir daha az buna oranla. Beni öldürecek bu arada ultisi varsa eğer, ultisi yokmuş sanırsam, devam Ya etmedi. batacağız ya çıkacağız. Şuraya bir portakal yiyelim. Adam patlatmadı lan şunları. Mastery. Üzerinden geçti az önce. Lan. İstediğim iyi bir gemi ve kötü bir mürettebat. Çakal GP ya. Dalsa aslında ultisini açıp beni kesebilecek potansiyeli sahip şu anda Vayne. Aynen. Şu an dediğim şey başıma geldi. En azından çıkarabildiğim hasar çıkartayım da Çin Çançı onu rahatça kessin. Güzel. Şu ninja tabii alacağım. Ninja tabii acayip. Ya şu an karşıda o kadar çok düz vuruş şampiyonu var ki görebileceğiniz üzere. Ninja tabii baya baya işime yarayacak. Şunları nasıl açık tutuyorduk? Ha, tamam. Buna basalım. Bu sınırsız açık dursun bu şekilde. Yeni arayüze alışmak çok zaman alacak ya. Cidden çok zaman alacak. Tiamat alabilirim. Bakalım duruma göre bir şeyler alırız. Şimdi takım skoru 11'e 8. Takım skoruna bakayım derken gözüm ekranın sağ üstüne gidiyor. Kendi skoruma da aynı şekilde. Kılıç kılından çıktı bir Biraz kere. az önce dediğim şeyi yeniden söylüyorum. Yeni arayüze alışmak zaman alacak. Şöyle yapalım. O hoş olmadı ama. O hoş olmadı. Ne yapıyor bu? Ultimate açtı. Gel bakalım. Güzel. Bir tane vurursam ölebilir. Crit tutarsa. Lan ya.
50 can nedir ya? Oo! Aman tanrım dedim. Şimdi evilim bizi arıyor olabilir orada burada. Bir can basalım. Kendimiz bu arada Q yeteneğimizle patlatabiliyoruz ama varilleri. Haberiniz olsun. Kuleye hasar verecek mi bu? Dur bakayım. Yok. Vermiyor. Uzaktan böyle kuleyi patlatma keyfi yapılabilirdi. Fanteziler fanteziler. Ne tükürdün dayı ya. Oo, sanırım öldük. Ya da ben öldüm. Vallahi öldüm. Oo, bir de bitkinlik bıraktı. Manyak herif. Zaten ölmüştüm lan orada. Tamam, Tiamat'ı bitirdiysek alalım ya. Miss Fortune'da da bu arada minik değişiklikler var. Onu da yine Gangplank'in yeteneklerini anlattığım videoda Miss Fortune'dan da bahsediyorum. Karşıda birisi iyi kasmış mı? Dur bakayım. Usta iyi 4-3. Evil'in 3-3-2. Bu arada maskedeki değişiklikleri vesaire de yine Yamanotları videodan bakabilirsiniz. Yetenek gücü eşyalarında da bayağı bir değişiklik var. Vayne kardeşimiz çift buff almış. Ondan bir almak istiyorum da. Bakalım. Çinçançon! Yeter! Ağlattın beni Çinçançon. Yapma. Please. Al insaf. Tek istediğim iyi bir ulti atsam Vayne'i kesebilirler mi dedim de. Muhtemelen kesemezler ya. Çok kesilebilir durmuyor. Hop. Şöyle varillerimizi şey yapalım. Gerçek bir Teemo gibi. Bizim yaratıcılığımıza kalmış tabi o fanteziler. Karşıdan birisi vurduğunda patlamıyor ama. Yani diğerleri patlamayacak. Karşıdan birisi vurduğunda o vurduğu şey yok oluyor yalnızca. 321 bu arada olmuş gümüş miktarımız. Şöyle biraz daha gümüş yüklemeye çalışalım. Pat. Vayne mi ışınlandı? Yok. Usta iyi gelmiş. Şöyle bekleyelim mi? Gel bakalım usta. Yalnız bu beni keser muhtemelen ya. Vayne'i alabilir miyim? Şöyle koysam bol bol hasar çıkar mı acaba? Teemo'da olmuyor. Bakalım bunda olacak mı? Gel bakalım. Gel. Pot. Oo. Lan. Oh yeah. Kafasına. Acımadan adamım. Bir tane daha Q salayım da kişiye olsun. Bu arada Q yeteneğinde eğer bilmiyorsanız Hydra da çalışıyor. Ne çok canın varmış be birader. Birader. 369 gümüşümüz var. Biraz daha toplayalım. Ulti şimdi 3 tane geliştirmesi var. 3 geliştirmeden bir tanesi ulti attığımızda o menzil içerisindeki dostlarımızı hızlandırıyor %30 miktarda. Bir tanesi ultiyi biz attığımızda önden bir tane büyük bir bomba gidiyor. O ne lan? Korktum bir anda ya. Önden bir büyük bomba gidiyor. Hoş olmadı. Bırakır mısın beni ya? Evet, tam Kenç'in midesinden de portakal yiyerek çıkabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu şekilde. Ha, tutuştur attım görüş alalım diye de. Sanırım öldü. Gel buraya gel.
Çakal. Seni gidi çakal. Muhtemelen öleceğim ya. Evelyn yetişir yani. Hızlı bir çar. Aynen. Yapacak şimdi bana. Öldü. Gel bakalım. Şu mana potunu aldık ama kullanmıyoruz. Ebedi alacağım şimdi. Bol bol kritik. Keyif. Bak. You have only bronze build. Ne kadar ileri seviye bir İngilizce ya. Ne kadar ya. Ağzım açık kaldı resmen şu. Vay arkadaş. Çeviklik pelerinimiz burada duruyor. Yani Gangplank'i oynarken bu şekilde keyifli oluyor. Bayağı keyifli oluyor. Zaten gördüğünüz gibi herkes ağzının içine içine vurmuş hasarın. Hasar kasmak keyifli ya. Ha bu arada ultinin üçüncü bir geliştirmesi var. Onu da söyleyeyim. Pat 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 diye atıyor ya ulti. 6 saniye mi sürüyor? 6 saniye sürüyor sanırım. O süre içerisinde yere düşen mermi sayısı artıyor. Yani daha sık mermi düşüyor dersek doğru bir söyleyiş olur. Bu arada şöyle yapacağım. Bunları dur bakalım. Adam giriyor çallara. Minyonlar gittikten sonra girerse bayağı iyi olur ya. Gel buraya. Gel gel gel. Lan minyonlar. Lan ya. Minyonlar gidin şuradan ya. Rahatsız minyonlar. Tamam, öldü. Güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Orada bir akıl oyunları yaptı beyin ama yemedi. Yemezler. Oraya onu yapma be. Onu yapma be. Teşekkür ediyorum Çin Çen Çun. İnsaflı çıktı. Ne oluyor lan? 433 gümüş topladık. Biraz daha iyi toplayabilirdim sanırım. Biraz daha iyi oynayan bir insan. Daha sık toplayan. Şu anda mesela benim bekleme süresinde azalma rünlerim yok. Bekleme süresinde azalma rünlerini vesaire doğru bir şekilde kullanıp karşısındaki adam da çok rahatsız edici birisi olmadığı sürece bu dakikalarda 20-25. Dakika arasında sanırım 500 gümüşü toplayabilir. Çünkü daha sık Q atmak için bekleme sürenizde azalmanın önemi yüksek. Ben şu an takıma doğru gideceğim bu arada. Teop! Aaa onu bana çekme! Ölmeyin please. Öldüm. Tutuşturma vardı o adamda ya. Lan oğlum sen ormancı değil misin? Yok değilmiş lan. Orta koridormuş. 465. Yani dediğim gibi 20-25. Dakikalar arasında ultinizi ikinci seviyeye yükseltebilirsiniz. Geliştirmek daha doğru bir kelime olur sanırım. Ultiyi yükseltmek çünkü seviye ile oluyor. Ultiye ekstra özellik katabilirsiniz. Ben şimdi şeyi deneyeceğim. Önden bir ekstra gülle yollayan versiyonu deneyeceğim. Tabii oyun bitmezse derken adamlar oyunu bitirdi. Evet. Bölümümüz burada sona eriyor gençler. Evet gençlik, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz ve eğlendiyseniz ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak istiyorsanız tepedeki abone ol butonuna vurabilirsiniz. Serinin bir önceki bölümünü izlemek isterseniz soldaki videoya tıklayabilir veya şefin önerdiği videoyu izlemek isterseniz sağ taraftaki videoya basabilirsiniz. Tabletten veya telefondan izliyorsanız videonun açıklama kısmına koyduğum linkleri kullanabilirsiniz.